Merhaba arkadaşlar, bu haftaki film bölümümüze hoş geldiniz. Sizler için bu hafta en iyi 27 tane bilim kurgu filmini derledik. Hepsi birbirinden kaliteli, izleyip de pişman olmayacağınız harika filmlerdir. Listemizi IMDb puanlarına göre sıraladık. Lafı daha fazla uzatmadan hemen listemize geçelim. 27. Numara Deja Vu, 2006, IMDb puanı, 7,0. New Orleans'taki bir feribota konulan bombayla meydana gelen büyük patlamanın ardından kanıt toplaması için çağrılan Carlin, insanların beyninin içindeki dejavuların her şeyden daha güçlü olduğunu keşfeder. Bu da, yüzlerce masum insanın hayatını kurtarmak için beyninin en derin dönemeçlerinde bir yolculuğa çıkmasına yol açar. 26 numara Prometheus, 2012, IMDb puanı, 7,1, bir grup kaşif, dünya üzerindeki insanoğlunun kökenine dair bir ipucu keşfediyor. Bu ipucu gruptakileri evrenin en karanlık köşelerine heyecanlı bir yolculuk yapmaya zorluyor. Ancak yolculuğun sonunda insan ırkının geleceğini kurtarmak için korkunç bir savaşa katılmaları gerekiyor. Heyecan ve az da olsa gelirimin bulunduğu uzaylı temalı filmi kaçırmayın deriz. 25, numara Frequency, 2000, IMDb puanı, 7,3, eğer zamanda geriye gidip hayatınızı sonsuza kadar değiştiren bir olayı tersine çevirme şansınız olsaydı, bunu yapar mıydınız, ve bu ne olurdu? Polis memuru John Sullivan'ın, Jim K. Liezel, başına gelen bir mucize ona gizemli geçmişinin kapılarını aralar. John, 30 yıl önce ölen babası Frank ile iletişim kurabildiğini fark eder, fakat geçmişi değiştirerek, annesinin, yani Frank'in karısının esrarengiz bir şekilde öldürülmesini de içeren bir seri gizemli ölüm zincirini tetikler. 24 numara Arog, 2008, IMDb puanı, 7,3, halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla Gora gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir, yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir, komutan Logar, Arif'i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar, Cem Yılmaz'ın başrolünü aldığı Arog filmine bayılacaksınız, izlemenizi tavsiye ederiz. 23 numara Mesaj, Contact, 1997, IMDb puanı, 7,4, astronom Dr. Arroway, bir gece Vega yıldızından gelen bir sinyal keşfeder, Arroway'in bu keşfi bütün Amerika'yı ayağa kaldıracaktır, işin daha da tuhaf olan tarafı, Vega yıldızından gelen bu sinyaller birleştirildiğinde bir teknolojik aracın yapım planı ortaya çıkmaktadır, bu bir Truva atı mıdır, yoksa başka gezegen ve galaksilere seyahatin yolunu açan bir makine midir, bunu öğrenmek için Amerikan hükümeti makineyi yapmaya karar verir, şimdiye kadar izlemediyseniz Mesaj filmine bir şans verin deriz. 22 numara Başlat, Ready Player One, 2018, IMDb puanı, 7,5, ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir, oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vaat etmektedir, Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür, bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür, zira şirket hissedarları ve para göz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek için diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Aksiyon ve macera dolu filmi izlemediyseniz hemen gidip izleyin. 21 numara İsyan, Equilibrium, 2002, IMDb puanı, 7,6, 3. Dünya Savaşı'nın yaralarını zor da olsa sarmayı başarabilmiş yakın geleceğin dünyasındayız, savaşın travmasını üzerinden atamamış olan hakim totaliter sistem, barışı korumak adına insanların duygularını baskı altına almaktadır, sanatsal nesneler bulundurmak veya sanatla ilgilenmek yasaktır, duyguları tetikleyecek hareketler ya da açığa vuracak davranışların cezası çok büyüktür, üst düzey bir güvenlik elemanı olan rahip John Preston, 100. Bale, kurallara karşı gelenleri bulup yok etmekte görevlendirilmiştir. Günü birinde Preston kimliğinden uzaklaşmaya başlar. 20 numara Yaşam Şifresi, Source Code, 2011, IMDb puanı, 7,7, Kaptan Colter Stevens, Jake Gyllenhaal, hız treninde uyanır ve buraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yoktur. Karşısında Christina, Michelle Monaghan, adlı kendinin tanımadığı ama belli ki kadının kendini tanıdığı birisi oturmaktadır. Tuvalette kendine sığınacak yer ararken aynada kendi yerine başkasının yansımasını görmesiyle şok olur ve cüzdanında da bir sınıf öğretmeni olan Sean Fentress'in kimliği vardır. Aniden trenin içinde büyük bir patlama meydana gelir, bu kadar spoiler yeter, izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir, böyle kaliteli filmi kaçırmayın ve hemen izleyin.
19 numara kelebek etkisi, The Butterfly Effect, 2004, IMDb puanı, 7,7, çocukluğundan gelen korkunç hatıralarıyla mücadele etmek zorunda kalan Evan, Ashton Kutcher, zaman içinde geçmişe yolculuk yapabildiğini ve olayları değiştirebildiğini keşfeder. Ne var ki her değişiklik hem kendi hayatını hem de çevresindeki insanların hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Üstelik de çoğu zaman beklenenin tam aksine, bu anımsayışlar çocukluk aşkı Kylie'nin yıkılmış hayatından sorumluluk duyması neden olur ve olaylar bir noktadan sonra işin içinden çıkılmaz hale dönüşecektir. 18 numara azınlık raporu, Minority Report, 2002, IMDb puanı, 7,7, yıl 2045, bir zamanlar cinayet oranında birinci sırada olan Washington şehri artık suç oranının en düşük olduğu şehir olmuştur. Bunun sebebi, polis teşkilatının cinayetleri işlenmeden önce tespit etme yeteneğine sahip, prekıplar kullanması ve böyle cinayet gerçekleşmeden önce müdahale ederek suçun önlemesidir. Başrolünde Tom Cruise ile aksiyon dolu filmi kaçırmanızı istemeyiz. 17 numara E.T. The Extraterrestrial, 1982, IMDb puanı, 7,9, meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler, geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar, 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır, Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir, Elliot, sadece E.T. tanırken değil, ön yargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir. Herkesin bildiği bu filmi, izlemeyenler varsa ayıp ediyordur. 16 numara Son Umut, Children of Men, 2006, IMDb puanı, 7,9, takvimlerin 2027 yılını gösterdiği dünya üzerinde, nedeni çok anlaşılamayan olaylar yaşanmaktadır, son dünyaya gelen bebeğin üzerinden 19 yıl geçmiştir ve insanlık artık üreyememek gibi bir çıkmazla karşı karşıyadır, ülkelerin politik düzenlerini de etkileyen bir şekilde değişimler yaşanmasına neden olan bu durum, kendini olayların akışına bırakarak çöküşe giden insanların yanında, bu durumun nedenlerini bulmaya çalışan mücadeleci insanları da yaratır. 15 numara Avatar, 2009, IMDb puanı, 7,9, yakın gelecekte Pandora adında yeni keşfedilmiş bir gezegen var, bu gezegende dünyada çok az rastlanan ancak çok değerli olan bir elementten bol miktarda var, ancak sorun şu ki, bu gezegenin sahipleri ve doğası madenciliğe izin verecek türden değil, en büyük tehdit, 3 metrelik ırklarına Navi adı verilen yaratıklar, zamanında devir niteliği olan bu filmi izlemeyen yoktur herhalde, ama tekrar izlemek isteyebilirsiniz, 2021 yılında çıkacak filmler listemizde de bahsetmiş olduğumuz Avatar'ın ikinci filmi yakında izleyici karşısına çıkacaktır. 14 numara Gora, 2004, IMDb puanı, 8,0, Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu ve komedisiyle klasikleşmiş bir yapım olan Gora filmini kimler sevmez ki, kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir, genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler, bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır, gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür, Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar, ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır, Cem Yılmaz'dan kahkaha dolu dakikalar, sizleri bekliyor. 13 numara Yarının Sınırında, Edge of Tomorrow, 2014, IMDb puanı, 8,0, yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimix adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir, dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz, artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Jagge daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur, Jagge dakikalar içerisinde öldürülür, fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Jagge, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. 12 numara Yerçekimi, Gravity, 2013, IMDb puanı, 8,0, Dr. Rhinestone ilk uzay görevine çıkmıştır, görev arkadaşı emekliliğe hazırlanan astronot Matt Kowalski'dir, son görevleri sırasında hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar ve mekikleri parçalanır, iki astronot uzayın soğuk ve sonsuz karanlığına doğru savrulurlar, NASA ile iletişimleri kopmuştur ve oksijenleri hızla tükenmektedir, iki astronotun zamana karşı yarışarak yörüngede ve hayatta kalma mücadelesi başlar.
11 numara Uzay Yolu, Star Trek, 2009, IMDb puanı, 8,0, bugüne kadar yapılmış en gelişmiş uzay gemisi Atılgan ve mürettebatının gençlik yıllarındaki ilk tanışma günlerinin inanılmaz öyküsünü anlatan, Star Trek ile tüm zamanların en büyük macerasına hazır olun, henüz çaylaklık günlerini yaşayan mürettebatımız, aksiyon, komedi ve kozmik tehlikelerle dolu bir yolculukta, insanoğlundan intikam alma misyonunu yüklenmiş şeytani güçleri durdurmanın çaresini bulmaya çalışacak. 10 numara Marslı, The Martian, 2015, IMDb puanı, 8,0, Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Vani isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir, fakat Mark hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur, elindeki sınırlı olanaklarla hayatta kalmaya çalışan astronotumuz, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır, milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksız bu, Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir. 9 numara Truman Show, The Truman Show, 1998, IMDb puanı, 8,0, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk, imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp, herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır. Jim Carrey'nin başrolünde olduğu Truman Show filmini izlemediyseniz, kısa zamanda izlemenizi tavsiye ederiz. 8 numara Mad Max, Öfkeli Yollar, Mad Max, Fury Road, 2015, IMDb puanı, 8,1, nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir, hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max, Tom Hardy, eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, savaş çocukları tarafından esir alınır, yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe'dan kaçmakta olan bir grup kızın macerası ve Mad Max'in yolunun bu kızlarla kesişmesi, önünde iki seçenek vardır, ya kendi başına yola devam edecek ya da bu kızlara yardım edip özgürlüklerine kavuşturacaktır, aksiyon dolu bu filmi kaçırmayın deriz. 7 numara P.K. 2014, IMDb puanı, 8,1, P.K. başka bir gezegenden gelen bir yabancının tanrıyı bulma çabasını konu ediyor, şehirde gezinen bir yabancı olan P.K. daha önce kimsenin sormadığı basit sorular sorarak onlara cevaplar arar, başka bir galaksiden gelen P.K.'in, gerçek tanrıyı aramasını konu edinen film izleyenini karakterinin bu arayışı üzerinden felsefik yolculuklara çıkarırken, aşk ve hayat dolu sıcacık bir hikayeye odaklanır, Rajkumar Hirani'nin yönetmenliğini yaptığı filmin başlıca rollerinde Amir Khan, Anushka Sharma ve Sanjay Dutt yer almakta. 6 numara Sil Baştan, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, IMDb puanı, 8,4, Clementine, Kate Winslet, sevgilisi Joel Barış'ı, Jim Carrey, bir şekilde hafızasından sildirmiştir. Bundan dolayı kalbi kırılmış olan Joel de aynı şeyi yapmaya karar verir. Clementine'nin yavaş yavaş anılarından kaybolduğunu gören Joel, halen onu çok sevdiğini fark eder, belki de yaptığı hatayı düzeltmek için artık çok geçtir. Bu harika aşk dolu filmi izlemediyseniz izlemenizde fayda var, kesinlikle çok anlamlı bir film. 5 numara Geleceğe Dönüş serisi, Back to the Future, 1985, IMDb puanı, 8,5, Geleceğe Dönüş'te, deli dolu bilim adamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir, bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir, 30 yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir, artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek, bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır. Zamanda yolculuk temalı filmlerin atalarından olan, Geleceğe Dönüş, hem yönetmeni Robert Zemeckis'in hem de dönem sinemasının şahlandığı anlardan biridir. Gösterime girdiği dönem insanlığını bir hayli heyecanlandıran ve kısa bir süre sonra kült mertebesine erişmiş, o güne kadar hep TV dizilerinde yer alan başrol oyuncusu Michael J. Fox'a da büyük ün getirmiştir. 4 numara Yıldızlar Arası, Interstellar, IMDb puanı, 8,6, Yıldızlar Arası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş Mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan büyük baba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın
güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir. Christopher Nolan'ın, Jonathan Nolan ile kaleme aldığı ve yönetmenliğini sırtladığı filmin yıldız oyunculardan oluşan oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon gibi isimler yer alıyor. Bilim kurgunun yanı sıra dramatik öğeler de içeren filmin senaryosu fizikçi Kip S. Thorne'un evrendeki solucan delikleri teorisinden ilham alıyor. 3 numara Yıldız Savaşları serisi, Star Wars, 1977, IMDb puanı, 8,7, Luke Skywalker, Mark Hamill, amcası ve teyzesiyle tarım işinde uğraşmaktadır, ne kadar akademiye katılıp, Jedi olmak istese de amcası buna karşı çıkmaktadır, bu arada şeytani bir imparator galaksiyi ele geçiriyor ve, Ölüm Yıldızı, denilen, gezegenleri yok edebilecek güce sahip olan bir gemi yapıyor, direnişçilerin başı olan Prenses Leia, Carrie Fisher, bu geminin planlarını ele geçiriyor ve R2-D2 Android'in içine koyuyor. Bu planların Obi-Wan Kenobi'ye ulaşması gerekiyor. R2-D2 önce Luke Skywalker'la karşılaşıyor ve birlikte Obi-Wan Kenobi'yi buluyorlar. Ölüm Yıldızını yok etmek için Han Solo, Harrison Ford ve Prenses Leia ile birlikte İmparator'a savaş açıyorlar. Yıldız Savaşları serisini mutlaka izlemenizi öneririz. Önce 2000 yıllarındaki 3 bölümü, sonra ise 1977 yılında çıkmış olan 3 bölümü izleyin. 2 numara Matrix serisi, The Matrix, 1999, IMDb puanı, 8,7, bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik, biri rüya, diğeri ise Matrix, saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson, gecelerini, Neo, adı altında program kırarak ve Matrix'i araştırarak geçirir, Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır, bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyon olduğu gerçeğini öğrendikten sonra oradan kurtarılır ve Morpheus'un önderliğindeki ekibe katılır. Neo, tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor. Nedir bu Matrix? Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar girerek Matrix'in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır. Bu efsanevi filmi izlemeyen yoktur sanırım. İzlemediyseniz hiç vakit kaybetmeden izleyin. 1 numara Başlangıç, Inception, 2010, IMDb puanı, 8,8, geldik zirvenin başyapıtına, ilk izlenimde filmi anlamakta zorlanabilirsiniz, Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan, Dom Cobb ile karşımızda, uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır, Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rast gelebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkansız başlangıcı tamamlayabilirse, mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır. Görevleri bir fikri çalmak değil, onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Bu haftalık bir listenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için derlemiş olduğumuz filmleri beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen bütün seyircilerimize teşekkürlerimizi iletiriz. Filmler hakkındaki öneri ve görüşlerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni ve güncel içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Bir liste hep seninle, mutlu ol.